TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Bir sağlıkça programıyla daha sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta sağlıkça programında sağlığımıza dair önemli konuları konuşuyoruz. Sizlere de bilgiler aktarmaya gayret ediyoruz efendim. Sağlığımız bizler için çok ama çok önemli. Kime sorsak sağlık en başta gelir diyor. Ancak maalesef bir toplum olarak efendim biz sağlığımızın kıymetini, sağlığımızı kaybettikten sonra anlıyoruz. Ee, bu olmasın diye özellikle sağlığımıza karşı nasıl önlemler almalıyız, nelere dikkat etmeliyiz bunları konuşmaya gayret ediyoruz. Her hafta farklı konular belirleyerek, farklı alanında uzman hekimlerimizle, doktorlarımızla, tecrübeli hocalarımızla birlikte konuları konuşuyoruz. Hastalıkların detaylı bilgilerini size aktarmaya gayret ediyoruz ve sağlıkta bilinen çok fazla doğru bilinen yanlış var değerli izleyenler. O yüzden bu doğru bilinen yanlışları tek tek ortaya çıkarıp doğrularını sizlere anlatmaya gayret gösteriyoruz. Sağlık Yaşam programıyla efendim sizlere özellikle bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bugün yine çok ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. Özellikle mevsim geçişi dönemindeyiz. Sonbahar, kış Meselesi şu anda şu an gündemde ve özellikle bu dönemde efendim nasıl dikkat edilmeli, nelere karşı önlem alınmalı, hastalıklara karşı neler yapılmalı, salgın hastalıklar, virüsler bu aşamada nasıl etkiliyor bizleri? Bütün detaylarını konuşacağız. Buna bağlı faranjit, bronşit ya da diğer hastalıklar nasıl e, gelişiyor? Detaylarını konuşacağız, sizlere aktaracağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var efendim. Acil hekimi, acil doktoru Yavuz Ocak bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaltın Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim Yaltın Bey. Uğraşıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hocam tabii bayağı oldu program yapmayalı. Özledik. Aynen aynen. Bir senedir, yaklaşık bir senedir bir program yapamadık. Özlettiniz Benim hocam başka kendini. planlarım, projelerim vardı. Biliyorsunuz bir klinik işletmiştik. Hı, hı. Ee, şu anda orayı kapattım. Ee, o, ondan sonra senden de bu şekilde hocam buyurun diye bir teklif gelince e, keyifle geldik keyifle hocam buradayım. hoş geldiniz sefalar getirdiniz tabii Üzer, e, bilgileriniz önemli aktaracaklarınız önemli bizler merak ediyoruz aynı zamanda vatandaşlara bu bilgileri aktarıyoruz ki daha sağlıklı olalım daha sağlıklı bir toplum olalım her anlamda kendimizi iyi hissedelim çünkü hastalık zor özellikle mevsim geçişlerinde bu gribal enfeksiyonlar üst solunum yolu enfeksiyonları gerçekten yoruyor. Beni yordu aynen, bir dönem. Aynen. dönem. <laughs> o yüzden e, neler yapmamız gerekiyor hepsini detaylı sizden dinleyeceğiz. Yani dönemsel olarak, mevsimsel olarak özellikle Yazdan sonbahara geçtiğimiz şu zaman Hı -hı. diliminde ve okulların açılmasından kaynaklı yani insanların birbiriyle temasının artmasından kaynaklı viral enfeksiyonlarda bir artış görüyoruz özellikle üst solunum yoluyla beraber Hı -hı. E, seyreden hastalıklarda. Hı -hı. Yani dediğiniz gibi daha önce açılışta da dediğiniz gibi e, faranjit benzeri veya sinüzit benzeri üst solunum yolu enfeksiyonları görmeye başladık. Ee, çocuklarda çok fazla görüyoruz. Çocuklarda farklı bir e, tablo biraz daha farklı olabiliyor. Çocuklarda ateşli seyredebiliyor. Hı. Erişkinlerde yani bizim gibi erişkinlerde daha çok e, vücutta yorgunluk, halsizlik, e, burun akıntısı, öksürük, boğazda yanma hissi bunlarla seyredebiliyor. Ee, yani ama beklediğimiz bir şey bunu salgın olarak çok adlandırmıyoruz salgın Hı -hı. olarak çok adlandırmıyoruz yani dönemsel mevsimsel hastalıklar olduğu için yani Hı -hı. bu dönemde bunu bekliyoruz yani ben 13-14 yıldır yaklaşık konuştuğumuz gibi 13-14 yıldır yaklaşık bu işi yapıyorum Hı -hı. Ee, belli dönemlerde özellikle Eylül-Ekim arasında bu da e, okullar açıldığı dönemlerde havaların da biraz soğumaya başladığı hava değişimlerinin mevsimsel değişimlerin gerçekleştiği dönemlerde bu Hı -hı. hastalıkları görüyoruz. Yani normal bir durum yani bunlara karşı nasıl e, reaksiyon vermeliyiz onlardan bahsedeceğim Peki daha hocam çok. E, daha oraya gelmeden mesela bu bir hastalık nasıl gelişiyor? Yani üst solunum yolu enfeksiyonu, gribal enfeksiyonlar vesaire. Yani bir yerden mi temas ederek mi alıyoruz? Vücudumuzun bağışıklığı mı mesela bu noktada önemli neler söylersiniz? Ya, vücudumuzun bağışıklığı tabii ki önemli. Yani vücudumuzun bağışıklığı, bizim bağışıklığımız vücudumuzun yani en önemli destek noktalarından, en en önemli direklerinden diye söyleyeyim. Hmm. Yani şöyle, bu hastalıklar solunum yolu enfeksiyonları, bunlar daha çok solunumla, solunum yoluyla, yani bir ortamda aynı ortamda bulunmakla veya yakın temasla bulaşan hastalıklar, dokunmayla falan çok bulaşmasını beklemiyoruz veya gıdayla bulaşmasını beklemiyoruz gastroenterit, isat Hava tablo. yoluyla mı yani? Aynı hava yoluyla, solunum yoluyla bulaşıyor. Yani e, bir dönem hatırlarsınız işte pandemi döneminde maske takmıştık. Hmm. E, maske taktığımız dönemlerde yine koronavirüs de solunum yoluyla bulaşıyordu. Bu dönemde gördüğümüz adenovirüs, rinovirüs, nörovirüs, e, influenza tarzı hastalıkların hepsi solunum yoluyla bulaşan virüsler. E, bunlardan korunmak için yine çocuklarımıza maske takabiliriz maske takabiliriz ki bunun diğer bireylere bulaşmasını önlemek için. Özellikle hasta çocuklara ben maske takılmasını veya hasta bireylere, erişkinlere maske takılmasını öneriyorum bu dönemde. Ee, yine bağışıklığımızı kuvvetli tutabiliriz. O konulara e, geçelim mi anlatalım bir Yo, şey? Yok hocam şimdi şöyle mesela okullar falan açıldı dedik ya hı hı. E, okullarda mesela sürekli öğrencilerin bir sınıfta 40 dakika boyunca derste kalması falan da mı mesela bu hastalıkların daha fazla kişiye yayılmasına sebep oluyor? Yani daha fazla kişiye yayılmasına özellikle okulların açılması söylediğim gibi büyük bir etken bu Sınıflar havalandırılsın mı mesela okulda. Yani sınıfların havalandırılması lazım. Ya yani hmm. ders sırasında değil de yine havalar soğuduğu için çocukların hmm. o soğuğa bağlı bağışıklığı düşüp e, hastalığa daha yatkın hale gelebilirler. Yani hmm. bu soğuğun bizim vücudumuza etkisi bu. Direncimizi düşürüp bağışıklığımızı düşürüp bu virüslerin daha e, nas söyleyeyim, daha uygun bir şekilde, daha fazla hmm. bir şekilde üremelerini sağlıyor. Üremeleri evet. olduğu zaman da işte bu şekilde hastalık yapabiliyorlar. Bir yani de Yani teneffüslerde mısın? veya normal zamanlarda hmm. sınıfların havalandırılmasının iyi yapılması lazım. Yine aynı şekilde bulunduğumuz ortamların havalandırılmasının iyi olması lazım. Pencereyi açabilirsiniz veya havalandırma varsa, düzgün çalışan bir havalandırması varsa havalandırma yapabilirsiniz. Bir de hocam şimdi mesela bir sıcak bir soğuk hava, mesela şu an geceler soğuk gündüz şu an öyle saatte sıcak, sabah serin, akşam üzeri serin vesaire vesaire. Bu durumlar da mı hastalığı tetikliyor? Yani bu durumların hastalığı tetiklemesinin en büyük nedeni ya sonuçta bir bardağı sıcak bir yerden soğuk bir yere koyduğumuz zaman çatlar veya soğuktan hmm. sıcağa koyduğumuz zaman çatlar. Evet. Yani bu şu anda gördüğümüz çöl iklimine benzeyen bir iklim. Hı hı. Gündüzleri sıcak, insan ne giyeceğini bilemiyor veya nasıl davranacağını bilemiyor. Akşam evet. soğuk. Yani dışarı çıkıyorsun mesela sabah giydiğinle, sabah işe giderken giydiğinle üşürsen, yani üşüdüğün için kalın giyiniyorsun, öğlen mesela onunla terliyorsun. Bu e, sıcaklık değişimi, sıcaklık değişimi bağışıklık sistemimizi etkiliyor. Bağışıklık sistemimiz etkilediği için de bu tarz virüslere, hastalıklara daha açık hale geliyoruz. Evet. Peki hocam mesela soğuk nasıl diyeyim? Hani bir sıcak bir soğuk değil de tamamen soğuğa bir maruz kalmak. Yani vücudumuzu hani bazen soğuk vücudu direnç kazandırıyor diye bir Heh, algı var mı? O şöyle bir şey. Yani vücudumuzun bir adaptasyon mekanizması var. Vücudumuzun adaptasyon mekanizmaları var. Hmm. Yani devamlı soğukta kalırsan zaten başlangıçta hasta olsan bile mesela kışın ortasına doğru bu hastalıklar azalıyor. Neden hmm. azalıyor? Vücudumuz o soğuğa alışmış oluyor. Hmm. Biz ne giyeceğimizi biliyoruz. Ne tüketeceğimizi biliyoruz. Evet, evet. Vücudumuz ve biz bir adaptasyon sağlamış oluyoruz. Bu adaptasyonu sağladığımız zaman hasta olmuyoruz. Ama sıkıntı olan bu geçiş dönemi. Yani sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa geçiş dönemi. Yani yine bahar döneminde de görüyoruz. Bakın hmm. bahar döneminde de bu influenza tarzı hastalıkları veya ishal tarzı hastalıkları görüyoruz. Sebebi de yine soğuktan sıcağa geçiş. Hmm. Evet. Yani, yani belli baktın. bir şekilde mesela kutuplardakilerin devamlı hasta olması lazım o mantıkla yani diğer dediğiniz şekilde. Ama onların vücudu buna adapte olduğu için. Hı hı. adapte olduğu için hastalık onları şey yapmıyor, etkilemiyor. Şimdi hocam bir dönem sizle bir röportaj yaptığımızda şey demiştiniz. Hani pandemiden sonra virüsler hani değişkenlik gösteriyor. Çünkü aşı olduk, Aynen. bilmem ne oldu falan. Vücudumuz biraz hani reaksiyon kazandı galiba virüslere karşı vesaire. Yine şu anki süreç böyle mi? Yani e, aşama nasıl gidiyor? Yani hastalık şu an insanlarda nasıl şöyle, görülüyor? Şimdi şöyle, ee, grip aşılarını bilirsiniz. Grip aşıları senelik değişiklik gösterir. Bize şu anda bu yapılan grip aşıları piyasada şu anda. Evet. Şu anda yapılan bize güney yarım kürenin grip aşıları. Güney Yarımküre'de yarım kürede kış, kış mevsimi geçti şu anda. Yaz mevsimine geçiyor onlar. Biz kış kış mevsimine doğru geçiyoruz. Evet. Güney yarım küredeki e, etkin virüslerin e, antikorları, antijenleri alınıp antijenleri alınıp yani bizim aşılarımıza eklendi. Biz bu aşılarla o virüsleri virüsleri şey yapabiliyoruz. Yani bağışlık kazanabiliyoruz o virüslere karşı. Yani virüs dediğimiz olay virüs yani devamlı değişiklik, mutasyon gösteren bir olay. Yani bir canlı. Devamlı mutasyon gösterir. Mesela koronavirüs başlangıcından beri belki Aynen. milyonlarca defa mutasyon geçirmiştir. Evet, evet, evet. Yani bu mutasyonlara bağlı, mutasyonlara bağlı bağışıklığımız. Normalde bizim bir virüs hastalığını bir defa geçirmemiz lazım. Mesela gribe, ve influenza'yı bir defa geçirmemiz lazım. Neden? Vücudumuz bağışıklık kazanıyor. Ama bu virüs de kendini geliştiriyor, mutasyona uğruyor. Yani bir evrim süreci geçiriyor. Evrim sürecini geçirdikçe bizi hasta ediyor. Evet. Yani her sene, her sene bu şekilde bunları tecrübe ediyoruz. Yani hasta olmak aslında doğal bir aşı. Evet. Ee, ama şey hocam yani bunu da hafife almamak lazım değil mi yani? Sonuç olarak gripten ötürü hani genel manada işte üst solunum yolu enfeksiyonlarından Tabii. ötürü insanlar hayatını da kaybedebiliyor. Bu yani bu gerçekten yani dünyada dünyada viral enfek enfeksiyon kaynaklı ölümlerin ee, en yüksek bölümü viral influenza kaynaklı. Yani grip virüsü kaynaklı. Yani grip virüsü öyle bağışıklık sisteminiz kuvvetli ise size bir zarar vermeyebilir. Yani normal grip semptomlarıyla atlatabilirsiniz. Ama bağışıklık sisteminiz kuvvetli değilse yani yoğun bakıma düşebilirsiniz. Yani bunun sonucunda e, pnömoniye zatüre dediğimiz tabloya, akciğer enfeksiyonuna, septisemi dediğimiz tabloya çevirebilir. E, yine başka böbrek yetmezliğine e, veya multiple organ yetmezliklerine sebep olabiliyor virüsler. Evet, bunlar da önemli. Peki hocam ne yapacağız bu mevsimsel geçişlerdeki gribal enfeksiyonlarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı? Yani başta söylediğim gibi bağışıklık en önemli. Hı hı. Direy vücudumuzun. Bağışıklığı vardır. ne kuvvetlendirir mesela hocam? Bağışıklığı kuvvetlendirecek en önemli mekanizmalardan biri streslerden uzak durmak. Hocam şu an mümkün değil. Yani ekonomik aynen, aynen, durabildiğiniz kadar <laughs> duracaksınız. Stres en büyük hastalık nedenidir. Yani hı -hı. benim gözümde o şekildedir. Hı -hı. Yani bilimsel olarak veya şey olarak e, kanıtlanmamış olsa da benim gözümde, benim göz, gözlemlediğim. Yani stres en büyük e, hastalık nedenidir. Stres olması bağışıklığınızı düşürür. Hı -hı. E, onu söyleyeyim. Yine beslenme. Hı -hı. Beslenme. Yani özellikle şu dönemde e, C vitamini kullanımını arttırmak lazım. Mesela? Yani C vitamini dediğim mesela portakal, mandalina hı -hı. E, veya greyfurt veya yeşillikler. Yeşillikleri tüketme, tüketmek, hı hı. onları tüketmek, C vitamini alınması bağışıklığımızı kuvvetlendirerek bu hastalıklardan, bu hastalıklara karşı önlem almamızı sağlayabilir. Yine dinlenme, stresin şeyi şeyde dinlenme, uygun uygun bir şekilde dinlenirsek, dinlenmeyi sağlarsak, vücudumuz, bağışıklığımız kuvvetlenir. Bir de uyku değil mi hocam? Uyku, uyku da dinlenme de mi o uyku? Yani düzenli uyumak lazım. Yani evet. çocukların en az 8-10 saat arası, erişkinlerin de 7-9 saat arası uyuması lazım. Bir de hocam tabii insanlar böyle dönemlerde hemen işte ıhlamurdur, işte ne bileyim bitki çayıdır, kış çayıdır, bilmem nedir falan filan bir sürü şeyler yapıyorlar. Bunlar ne kadar önemli? Yani bunlar önemli, bunlar önemli. Vücudun sıvı alması açısından önemli. Bir de bunların içindeki sonuçta ilaçlar da bitkisel ürünlerden yapılıyor. Ama belli bir dozda yapılıyor. Şimdi bunları kullanmak önemli ama günde 10 bardak ıhlamur içeyim, 10 bardak 10 bardak bitki çayı içeyim veya 10 bardak elma çayı içeyim derseniz böbreğinize, karaciğerinize zarar verirsiniz. Faydasından çok zararını görürsünüz. Her şeyi kararında tüketmek lazım. Yine C vitamini yemeniz, almanız mümkün değilse yani mümkün değilse dedim vakit vakit bulamıyorsanız veya öyle bir alışkanlığınız yoksa da dışarıdan C vitamini tabletleri alabilirsiniz. Yani bildiğiniz iyi markalardan onları kullanabilirsiniz. Evet, onlar da önemli. Ama bol bol da sıvı tüketmemiz sıvı lazım. Sıvı tüketmek her zaman Su öyle. en güzel değil mi hocam? Yani su en güzel sıvı. Yani şöyle söyleyeyim, onu da ılık tüketmek lazım bu dönemde. Enfeksiyonu da söker formu. değil mi hocam? Hı? Sıvı su falan mesela, enfeksiyonu, vücuttaki enfeksiyonu da atmaya yardımcı oluyor. Yani enfeksiyonu ya vücudumuzun en önemli yapı taşı su zaten. %75'imiz su. Hmm. %75'imiz su olduğu için yani su azaldığı zaman enzimlerin çalışması veya vücudumuzdaki hücrelerin çalışması bozuluyor. Ya bozulduğu için de e, vücudumuzun mikroplarla savaşması veya normal fonksiyonlarla devam etmesi zorlaşıyor. Evet, ya o bundan dolayı sıvı tüketimine, özellikle süt tüketimine dikkat etmek lazım. Ama yani dengelemek lazım. Evet. Şimdi hocam bir de böyle durumlarda insanlar e, tabi sigara kullanımına devam ediyorlar. Büyük bir e, bağımlılık olduğu için insanlarda. Bu konuda da uyarılarınız olur mu? Ya, sigara sonuçta e, içindeki maddeler kaynaklı sigara kullanımı bağışıklığı düşürüyor. Ya da alkol Alkol de yine aynı şekilde bağışıklığı düşürüyor, düşüren etkenler. Bunların bağışıklığı düşürmesi bizi virüslere ve mikroplara karşı, hastalıklara karşı açık duruma getiriyor. Yine hastalık durumunda, hastayken sigara kullanımı özellikle faranjit döneminde sigara kullanımı inanılmaz şekilde o farenk istediğimiz boğazın arka kısmına inanılmaz şekilde zarar veriyor. Ve iyileşmeyi geciktiriyor. Yine alkol yani. alkol olursanız alkol de aynı şekilde. Yani normal bir süreden fazla şekilde sürüyorsa hastalık? Demek yani ki sigaradan bir şey yapmak lazım, bakmak lazım. Azaltsak yeter mi acaba hı? hocam? Yani sigarayı azaltsa insan yeter yani mi? Yani hiç içmemesi lazım. Hı. Normalde hiç içmemesi lazım ama şöyle e, zararın neredensinden dönülürse kardır. Yani şöyle söyleyeyim yani 10 tane içliyorsa 5 taneye düşülebilir. Düşülebilir ha bırakamıyorsa. Hı hı. Yani normalde bırakması lazım sigarayı hı. bırakması lazım o dönemlerde ama bırakmak da zor. Evet yani niye geçmiyor diye insanlar kendi kendine soruyorsa kendin, sigarayı... İşte örnek bilsinler. Aynen aynen. Ki bu dönemde e, şundan da bahsetmek istiyorum. Bu dönemde yanlış ilaç kullanımı Hı. özellikle e, programdan önce de konuşmuştuk. Hı. Antibiyotik kullanımı Hı. çok fazla. Ya Bunlar viral enfeksiyonlar olduğu için antibiyotik bakteriler üstünde. Düzgün bir şekilde uygun bir şekilde verildiği zaman etkili. Yani biz viral enfeksiyonu antibiyotik kullandığımız zaman hiçbir etkisi olmaz. Yani orada 1 artı 1, 1 artı 0, 1'dir. Yani antibiyotiğin etkisi oradaki sıfır olur. Hmm. Yani antibiyotik kullanımının hiçbir manası yok. Ha, eksi olarak bizim vücudumuzdan götürür. Ne götürür? Şimdi mesela bizim vücudumuzdaki faydalı bakteriler, faydalı mantarlar var. Antibiyotik bunları da öldürüyor. Hmm. Mesela bağırsaktaki faydalı bakterileri öldürdüğümüz zaman ne oluyor? İsal. İsal vakası isal oluyor. Bağırsaklarımızdaki vitaminlerin ve minerallerin emilimi bozuluyor buna bağlı o faydalı bakterilerin ölmesine bağlı veya mantarların anormal şekilde faydasız mantarların anormal şekilde üremesine sebep olup vücudumuzda koku yapabiliyor. Ve yine antibiyotik uygunsuz kullanımda, gereksiz kullanımında böbrek ve karaciğerimiz zarar görebiliyor. Yine vücudumuzdaki alakasız bakteriler, normalde hastalık yapmayan bakteriler, faydalı bakteri değil de hastalık yapacak potansiyele ulaşmamış bakteriler bu antibiyotiğe bağlı evrim geçirerek kendilerini geliştirerek e, vücudumuzda hastalık yapabiliyor. Yani antibiyotik kullanımı o yönden dikkat etmek lazım. Yani doktor arkadaşlara da söylüyorum, özellikle e, hastalara da söylüyorum. Yani kafanıza göre antibiyotik kullanmayın, yazmayın, yazdırmayın. Yani hekimden istemeyin. Bizim toplumumuzda şu da var. Antibiyotik yazmayan doktor kötü doktor herkesin gözünde siz de bunu görmüşsünüzdür. Hı hı. Çocuğu götürdüm bir antibiyotik bile yazmadı. Evet. Ne yazdı? Arkes, kesici, ateş düşürücü yazdı, grip ilacı yazdı. Onları yazdı. Gargara yazdı. Antibiyotik yazmadı. E uygun görmemiş, gerek görmemiş yani. Gerek görme e, gerek görmediği sürece sizin onu sorgulama e, yetkinizin olmaması lazım. Yani evet. insanlarımızda bu baskının olmaması lazım, hekim arkadaşlar da biliyor yani geldiği zaman ben aile hekimliği de yaptım mutlaka gelirlerdi normal ağrı kesici yazdıracağı zaman hasta bir de antibiyotik ekletmek isterdi hocam evde bulunsun antibiyotik öyle hmm. bir şey yok yani hayat yok yani antibiyotik evde bulunsun diye bir şey yok. Evet. Sonra ne oluyor? Ufak bir işte bir ağrısında vesaire hemen bir antibiyotik, antibiyotik alayım bilmem oluyor. ne yapayım diye. O şekilde idare etmeye yani, çalışıyorlar. Belki yani. geçtiriyor şu an ağrıyı sence ya da yani ne? Sağlık Bakanlığı bu konuda önlemler aldı. Hatırlıyorsunuz. işte antibiyotiğin zanneden reçetesiz almasını Hı -hı. yasakladı. Hı -hı. Ya bu çok iyi bir adımdı. Yani çok Ama iyi. Ama işte dediğiniz bir... gibi hocam bu sefer de insanlar <laughs> doktora yazdırıyor Aynen, işte, doktora, işte, doktora yazdırmaya yazdırıyorlar. çalışıyorlar. Yani, yani yazmayan doktor da e, direkt şey yapıyor bu çocuk doktor antibiyotik yazmıyor diye. Ama hocam doktor... yani antibiyotin bu kadar enteresan vücutta etkisi olduğunu ben hiç bilmiyordum yani gerçekten Yok, ilginç Yok antibiyotik ya sonuçta ilaç. ya şöyle bir şey bunun ceremesini şöyle çekiyoruz. Yani yurt dışında Amerika'da falan saf penisilin grubu antibiyotikle inanılmaz zatürreleri tedavi ediyorlar. Hı hı. Yani ileri derece zatürreleri tedavi ediyorlar. Biz de yani en basit zatürreye e, isim vermeyeyim de moksifloksasin grubu yani... İleri düzey antibiyotikler dediğimiz antibiyotikler reçet ediliyor. Hı. En basit tatiliye. E sonrasında ne yapacağız? Sonrasında daha büyük gruplar, daha böbreğe zarar veren, daha karaciğere zarar veren, daha kuvvetli antibiyotikler yazmak zorunda kalıyoruz. Yani normal bir boğaz iltihabını bile penisilin grubu antibiyotikle tedavi edemiyoruz artık. Neden? Bu antibiyotiklere karşı direnç gelişmiş bakteriler. Evet, Bizim bakteriler süper bakteri olmuş artık. Hı dediğiniz gibi hocam bir de direnç gelişiyor. Bir de sonraki antibiyotikte belki vücut tepki vermiyor. Iyileşmiyor. Vermiyor. Vermiyor. Yani çünkü bir de şöyle antibiyotiği alıyor. Yani düzgün kullanım da yok. Yani gerekli durumda yazıyoruz mesela antibiyotik normalde 5 ila 7 gün yazıyoruz boğaz için. Hı, hı. Hasta ne yapıyor? İlk 2 gün 3 gün kullanıyor sonrasında bırakıyor. Bir rahatlıyor. Rahatlıyor bırakıyor. Bakterilerin tamamı ölmemiş oluyor. Ölmemiş bakteriler kendini geliştiriyor. Her virüslerin kendini mutasyonla geliştirdiği gibi bunlar da mutasyonla kendini geliştiriyor. Bir dahaki sefere sefer hastaya aynı antibiyotiği yazdığımızda iyileşmiyor. Evet, böyle de ilginç bir yanı var yani. Yani antibiyotik kullanımına mesela, dikkat etmek çok önemli. Aynen. Şimdi vücudumuzda enfeksiyon oluyor ya bu noktada. Mesela dediniz ki bakterilere etki ediyor dediğiniz antibiyotik enfeksiyona nasıl etkisi var? Peki. Enfeksiyon ya enfeksiyon zaten bakteriyel enfeksiyon, viral enfeksiyon, hmm. mantar enfeksiyonu diye ayrılıyor. Yani virüs enfeksiyonu da enfeksiyon Hmm, Ama hmm. virüs enfeksiyonuna eğer gerekirse virüs antibiyotikleri dediğimiz antiviraller var. Hmm. Yani onlar da çok evet. gerekmiyor. İleri derece zatüre veya septisemi durumu olursa yani kanda iltihap olursa o durumlarda veriyoruz zaten. Normal bir boğaz iltihabına, şeye, üst solunum yolu enfeksiyonuna onları kullanmıyoruz. Evet. Bir de hocam tabii antibiyotikle beraber şimdi mesela dediğiniz gibi insanların evinde bazı işte bilinen soğuk algınlığına karşı çok e, şu an popüler olarak bilinen bazı ilaçlar oluyor. İşte hemen yine ondan bir tane alayım, öbüründen bir tane alayım, işte ondan bir tane alayım diye böyle yine ya kendi kendine tedavi süreci başlıyor mesela ha bu daha öncesinde alerji. doktora sorulmuşsa, daha öncesinde alerji yapmamışsa veya herhangi bir hastanın alacak kişinin hastalığı yoksa alabilir. Ya yani mesela suze eriyen e, grip ilaçları var. Biliyorsunuz toz şeklinde isim vermeyeyim şimdi de. Yani onları kullanabilir. Kullanmasında çok sıkıntı yok. Çünkü onların içinde ağır kesici, ekstradan alerji ilacı, ekstradan da bu geniz akıntısını falan kesmek için olan ilaçlar var. Çok zararlı değil bunlar vücuda. Yani etkisi, kronik bir etkisi olan ilaçlar değil. Akut dönemde iyileşmeyi, semptomları iyileşmeyi iyileştirmeyi sağlıyor. Yani bunları evet. almalarını tavsiye ediyoruz. Ee, bu noktadan şuna da değinmek istiyorum. Tabii. Hangi durumlarda, hangi durumlarda hastaneye başvurmak Hı -hı. lazım? yolu enfeksiyonlarında? Hı -hı. Hangi durumlarda? Şimdi birincisi çocuklarda, özellikle düşmeyen yüksek ateş durumunda Hı -hı. ve öksürüğün e, nasıl söyleyeyim boğulur tarzda, boğmaca tarzında öksürük olması durumunda, çocuğun e, bilincinin bulanık olduğu durumlarda, aşırı sıvı kaybolduğu durumlarda, bu enfeksiyonlara bağlı. Bu durumlarda hastaneye başvurmak lazım çocuklarda. Hmm. yani Çocuklar için bir süreç varsa yani e, anında bu, hareket bu Yok, anında değildi işte. Bu ateşi düşüremiyorsunuz. Normal üst solunum yolunda çok aşırı hastaneye başvurmak. Tabi gercik ba mevzu. Doktor kolay olduğu için. Hı -hı. Ama mesela çocukta aşırı bir morarma, boğmaca tarzında, boğulma tarzında öksürük veya düşmeyen ateşini düşüremiyorsanız mutlaka götürmeniz lazım. Veya sıvı kaybının çok fazla olduğunu görüyorsanız, çocuğun beslenmesi bozulmuşsa o şey, o durumda götürmeniz lazım. Ne yapmasınlar peki öyle durumlarda? Şimdi yani, bazen dedik ki hocam şimdi enteresan enteresan şeyler oluyor duyuyorsunuz sizde çocuklar. Çocuğa kula... ben kesinlikle bitkisel ilaçların verilmesine karşıyım. Çünkü hmm. çocuk yani sonuçta bunların karaciğeri, böbreği, enzimleri falan tam gelişmemiş şimdi, zaten. Edin, hocam buz gibi belki mi soğuk suya sokuyorlar falan. Olabilir. Olabilir ama benim tavsiyem şudur her zaman ben e, acil tecrübelerime dayanarak söylüyorum hasta e, çocuk ateşli ise çocuğu tamamen soyuyoruz. Ilık Oda ortamında bir havluyu normal oda sıcaklığında bulunan bir suyun içinde ıslatıyoruz ve hafiften suyunu sıkıp alıyoruz hmm. ve çocuğun vücuduna sarıyoruz. Bu şekilde sarmayla ateşini düşürebilirsiniz. Hmm. Yani yine eğer çocuğun alerjisi yoksa başka bir hastalığı, ek bir hastalığı yoksa yine parastomol grubu dediğimiz veya ibuprofen grubu dediğimiz ateş sürücü ilaçları verebiliriz. Dozunda da hmm. uygun bir şekilde vermek lazım. Yani belli sürelerle, periyotlarla bunu da çok abartmamak lazım. Yunus da e, parastamol grubu dediğimiz e, ismini vereceğim çünkü çok artık e, şey olduğu için parol grubu mesela antibiyotik, a, şey e, ateş yürücü bir ilaç verdiğimiz zaman onun dozunu da vermezsek, fazla dozunu artarsak karaciğere inanılmaz toksik. Yani inanılmaz şekilde karaciğerine zarar verebilir. Uygun dozlarda vermek lazım. Ha dediğim gibi verdik uygun dozlarda çocuğun ateşini düşüremiyoruz yine 38.5-39 seviyelerinde veya 40 seviyelerine çıkıyor ara ara. Çocuğun beslenmesi de bozuk mutlaka bir hekime, bir hastaneye başvurmak lazım. Kesinlikle. Ama bu antibiyotik meselesi gerçekten önemliydi hocam. Şu an herkesin evinde kesinlikle antibiyotik Yok, bulunuyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ve insanlar hani şey için değil hocam, ne bileyim belki başa ağrısı. doğru mu hocam? Hı -hı. Tutup antibiyotik kullanıyor yani. Ya o bir dozda zaten hiçbir şey olmaz. Yani şu anda serum takıyorlar mesela. Serum takıyorlar biliyorsunuz. Serum takma çok moda oldu evde Hı -hı. serum takma. Tek doz antibiyotik alıyorlar. Yani e, sef sefalosporin grubu dediğimiz e, orta düzeyde şiddetli etkili antibiyotikler hı hı. var. O grupları mesela tek doz serumun içinde veriyorlar. Hiçbir etkisi yok. Hiçbir faydası yok. Yani sonrasında devam etmedikten sonra hiçbir faydası yok. Bir de hocam bu serum meselesi tabii e, sürekli sürekli kullandıkça vücut buna da bir bağışıklık kazanıyor değil mi yani? Ya bağışıklıktan ziyade antibiyotik kısmında bağışıklık kazanabilir kazanabilir. Ya vücut hmm. tolerans kazanma özelliği var vücudun. Burada e, bağışık değil de burada tolerans diyoruz. Mesela bazı ilaçlara tolerans kazanabilir. Ya yani bunu fark etmişsinizdir mesela uzun süre belli bir ağrı grubunu kullananlarda belli bir süre sonra o ağrı kesici etmez. Farklı gruba geçmek lazım. Evet. Çünkü vücudun e, o sinir uçları ona bağlı şey kazanmıştır. E, tolerans kazanmıştır. Yine serumda da aynı şekilde yani gereksiz serum takılmasına ben de karşıyım. Özellikle e, yetkisi olmayan kişiler tarafından e, ve hastaya uygun tedavi uygulanmadığı sürece o serum takılmak e, faydadan çok zarar verir. Yani ilerleyen dönemlerde de zarar verebilir. Devamlı serum taktığımızda da böbreğimize bir yük bindirmiş oluyoruz. Karaciğerimize bir yük bindirmiş oluyoruz. O anda zarar vermedi ama bu şöyle söyleyeyim, yani bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yani böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bizden önceki nesiller, şöyle düşünün, bizden önceki nesiller bu kadar ilaç kullanmıyor. Bu kadar ilaca, doktora ulaşımı kolay değil. Bu kadar sağlık hizmetine ulaşımı kolay hmm. değil. Ama bizim çocuklarımız, ya siz bilirsiniz ben çocukluğumda ya bir ya iki defa antibiyotik kullanmışımdır. Hmm. Hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Ama şimdi bir, yani çoğu çocuk görüyorum. Yani özellikle kış döneminde her hafta farklı bir antibiyotik kullanıyor. Her hafta farklı farklı bir antibiyotik kullanıyor. Ya bu çocuğun ileride yazık değil mi? Böbreğe bu çocuk 80 yıl kullanacak. Belki 70 yıl kullanacak. Yani yükleme yapıyoruz. Evet. Yani bazen dediğiniz gibi hocam bu tür durumlar büyük etkiler bırakabiliyor. Ve antibiyotiğin ee, şu anda maalesef ülkemizde yanlış kullanımını doğru kullanıldığı zaman bir problem yok. Doğru mu hocam? Yok hocam. Kimse... doktor kontrolünde uygun bir şekilde yapıldığı zaman. Antibiyotik kesinlikle kullanılmasın diye bir yok, şey yok. Yok öyle bir şey Ama antibiyotik ne kadar önemli bir aşamada olduğunu dakikalardır anlatıyoruz hocam. Hı -hı. Gerçekten. Yani önemliydi bu konu. Üstüne basa basa anlattık. Umarız e, izleyicilerimiz de buradan payını Aynen almışlardır diyelim. Efendim bir de tabi e, şu anda salgın hastalıklarda. da. Yani salgın hastalıklar değil mi ama salgın hastalık yaşadık mesela, pandemi yaşadık. Yine bu tür e, hastalıklar olabilir mi, gelişebilir mi? Bu konuda neler söylersiniz? Yani şimdi şöyle, şu anda farklı bir e, virüs tipiyle karşı karşıya değiliz. Koronavirüs bizim için farklı bir virüstü. O dönem çıktığında veya domuz gribi, influenza'nın e, o farklı suçu farklı bir hastalık. Hı -hı. ama şu anda öyle farklı bir hastalık görmüyoruz. Hı -hı. Yani yine gördüğümüz koronavirüs vakaları da var ama... Ee, o zaman da konuştuğumuzda pandemi döneminde de konuştuğumuzda da söylemiştim. Bu normal grip gibi olacak diye şu an grip gibi atlatılıyor. Yine tabii bağışıklığı zayıf olanlarda normal virüs normal influenza virüsünün en basit suçu bile yani kötü bir şekilde geçebiliyor. Hmm. Ama şu anda normal e, söylediğim gibi beklediğimiz dönem beklediğimiz hastalıklar ekstra bir durum yok. Olmayacağı anlamına gelmez. E, geçenlerde biliyorsunuz maymun çiçeği dediler. Heh, evet. Maymun çiçeği dediler. Yani çok da şey yapmadı abartıldığı gibi bir şey de çıkmadı. Şu anda. Ha mesela hocam maymun çiçeği mesela yine bu salgın hastalıklar kategorisinde ya hani mesela Hı. bu yine e, özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus var mı bu konuda bilmemiz yok, gereken? Yok şimdi şöyle yani ülkemizde görülmediği için çok dikkat edilmesi gereken bir durum yok. Ya bu insandan insana temas yoluyla bulaşan yani dediğimiz gibi deri yoluyla bulaşan bir hastalık. Yani, yani, yani sıraya yani, bulaşıp biz buradan alamayız öyle mi efendim? Bilim. Yani öyle bir literatürde öyle bir bilgi yok. Yani virüs olduğu için burada canlı kalıyor mu o şekilde şey var mı yani öyle bir bilgi yok literatürde Sağlık Bakanlığı dokümanlarında falan da yok. Ama hocam son zamanlarda mesela bazen e, haberlerde işte bir işte virüs daha hortladı işte bilmem ne ülkesinde çıktı falan filan diye çok haberler böyle çıkmaya başladı ama hemen artık arkası kesiliyor böyle haberlerin. Ya sansasyon değeri yüksek olduğu için He. yani bu evet. şey sonuçta ilgi çekmek için ben şurada, şurada desem mesela o maymun gribi bir şey bir tane virüs çıktı işte. Ne diyeyim domuz gribinden daha tehlikeli, Covid'den daha tehlikeli, işte ölümcüllüğü çok yüksek, işte bulaşıcılığı da inanılmaz yüksek desem, yani yarın gazetelerdeyim, manşetlerdeyim, biliyorsun yani. Evet. O yüzden buna karşı da dikkatli yani Aynen Yani yanlış bilgilendirmek. Biraz karşıyım. bize de tabii etki ediyor değil mi hocam bizim aynen. habercilik noktasında. Aynen aynen. <laughs> Peki ya hocam, şimdi bir de kış mevsiminde tabii faranjit bronşit meseleleri de var ya. Hı hı. Bunlara karşı özellikle vatandaşın yapması gereken, uyması gereken kurallar var mı? Şimdi şöyle. Farencid dediğimiz olay boğazın arka kısmının bizim evet. e, yumuşak e, küçük dilimiz var ya onun arka evet. kısmındaki duvar kısmına biz farencid diyoruz. Oranın evet. iltihabına da farencid diyoruz. Farencidde en büyük uymamız gereken bir sigara. Sigara söylemiştim. Sigara içiyorsanız içmemeniz lazım. Ha Bırakamıyorsanız azaltmanız lazım. E, i̇çtiğiniz markayı değiştirmemeniz lazım. Değiştirdiğiniz zaman vücudunuz e, boğazınız ona da adapte olmaya çalıştığı için evet. o da sıkıntı yapabiliyor. Ee, yine çok soğuk tüketmemek özellikle çocuklarda mesela dondurma yediği zaman olan boğaz e, enfeksiyonu genelde faranjittir. Yani genelde değil hmm. tamamen faranjittir. Mesela çocuk dondurma yediği diye tonsilit olmaz. Tonsil iltihabı, bademcik iltihabı olmaz. Bu farancittir. Ee, çok soğuk, çok sıcak içeceklerden uzak durmak lazım faranjit olduğunuz zaman. Hmm. Evet. Ee, ben hastalara şu şekilde söylüyorum. Ekmeğin bile yumuşak yerini tüketin. Hmm. Yani iyi çiğneyin. Yumuşak yerini tüketin. O farenks inanılmaz bir şekilde ödemli ve hassas olduğu için tarihlere çok açık oluyor. Yine e, gece yemek, e, yemeği tüketip, yemeği yiyip e, yatmamak lazım. Neden yatmamak lazım? E, Faranjitin ülkemizdeki en büyük nedenlerinden biri de reflü. Gastro-ozofagal reflü dediğimiz olay. E, bizde şu var, e, son dönemde alıştık zaten. Gece yemeği diye bir yemek tüketiyoruz. Yemek yap yemek yiyoruz gece yemeği. Evet, bir de o Ondan sonra ya. da yatıyoruz. O mide toklukla, o şişlikle reflü ihtimalimiz artıyor. O mide asitimiz boğazımızı ve dilimizi yakabiliyor. Bazı hastalara baktığım zaman faranjitim geçmeyen faranjitim var diyor hasta mesela. Boğazına bakıyorum, dilinde siyahlık görüyorum. Boğazında inanılmaz tahrişler görüyorum alt taraftan yukarı doğru. Yani buna direkt mide ilacı yazdığımız zaman veya bu reflü... Yeme önerilerinde, yaşam önerilerinde bulunduğumuz zaman direkt iyileşiyor. Evet. Bunlar da önemli e, gelişmelerdi. Gerçekten de faranjit önemli. Yani faranjit çok mevsimi. önemli. Faranjit hayat kalitemizi çok etkiliyor. Yani e, yaşamışınızdır Boğazınıza devamlı bir tahriş hissi. Boğazınıza devamlı bir şey oturuyormuş gibi. Böyle evet, bir evet, ağırlık evet. hissi. Aynen. Yani hoş bir durum değil. Bizim hastalığı hocam. Konuşurken hastalı uzun süre hocam. konuşamıyorsunuz, öksürmek zorunda kalıyorsunuz. Şu anda bende mesela biraz var parancit, biraz hmm. genzimde gıcıklanma var. Ondan dolayı su tüketiyorum. E, ha. Ama bizim zaten meslek hastalığı hocam. Biliyorsunuz yani, çok konuştuğumuzda maalesef bununla alakalı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Pastil falan da hem gribal enfeksiyon yani için... Kullanılabilir, pastil kullanılabilir. Şimdi şöyle pastillerde de şuna dikkat etmek lazım. Özellikle şeker hastalarının pastillerin bir kısmı şekerli olabiliyor. Şekerli pastillerden uzak durmaları lazım. Evet. Şekersiz, daha basit tatlandırıcılar. Naneli falan mı? Aynen o tarz pastiller Hı. tüketmeleri lazım. Yine bunu da çok aşırı tüketmemek lazım. Sonuçta ağzımızın içinin bir florası var, bir şey var. Bunu bozabilir yani. İçinde ilaç olan pastilleri özellikle belli aralıklarla tüketmek lazım. Yani boğazın yumuşaması ve korunması için fastillerden fayda görüyoruz. Bir burayı biraz koru polamak lazım değil mi hocam? Yani ne bileyim boynumuza belki bir atkı falan tabii da tabii, sarsak üşütmemek lazım. Çünkü ben bir defa yaşadım hocam o işi. Eee olduğumda biraz şöyle burayla oynadım. Hmm. Bu ne yemek borusu mu hocam? Aha. Burayla şey. bayağı oynadım. Acaba kilitlendi yani. Yok şey lar bu e, yani. şey e, soluk borusu. Aynen yemek soluk borusu. borusu hocam. Yani kilitlendi boğazım. Hı -hı. O dönemde askerdeydim. Çok yani ödemlenmiştir büyük ihtimalle ödemlenmiştir. Acayip ben Bence orada yaşadım. Şey, tarih... Ben hani biraz şey olsun dedim hocam. Belki Hı. geçer falan filan işte ne bileyim enfeksiyon dağılır falan diye şöyle biraz oynayayım dedim. Boğazım çok kötüydü. Daha kötü oldu yani Allah korusun. O yüzden oynamasın yani derdi değil yok, mi? Yok, yok. <laughs> yani özellikle çok sıcak ve çok soğuktan korumak lazım. Hı. Çok sıcak da yine ödeme arttırıcı etkisi var. Çok soğuğun da tahriş edici etkisi var. Evet. Bu konuda hocam oldukça önemli konulardan bir tanesiydi. Şimdi biraz değindik ama daha detaylı konuşalım. Grip aşısı. E, grip aşısı kimler olmalı, kimler olmamalı, e, olunmalı mı neler söylersiniz? Yani grip aşısını şöyle bir şey, grip aşısını herkes olmalı. Ama e, bir kısım var, onlar hariç. Özellikle grip aşısının içindeki moleküllere yumurta alerjisi olanlar diyoruz biz onlara. yumurta alerjisi olanlarla paralel gittiği için olanlar e, dışındaki herkes olabilir. Çünkü onlar da alerji riskini arttırabiliyor. E, bir de grip aşısını grip değilken olmak lazım. Gripken olmamalı. Gripken olulmamalı. olursak yani semptomlar artar. Grip olduktan sonra olmak peki? Olur. Olur değil Çünkü mi? Çünkü olduğumuz bir grip onun içinde kaç tane gripin farklı suçu var. Hmm, ya yani dediğim gibi bu şu anda Güney Kutbu'ndaki, Güney Güney Yarımküredeki, Güney Yarımküredeki hastalıkları aldılar, buraya getirdiler aşı olarak hmm. hastalıkların zayıflatılmış hali. O aşı olursak şöyle söyleyeyim, büyük oranda koruyuculuğu oluyor. Ha hastalığı tamamen atlatmaya bir şey yapmıyoruz, geçirmemezlik yapmıyor ama hafif atlatıyorsunuz hmm. hastalığı. Evet. O konuda önemli. Peki hocam kimler özellikle yaptırmasını öneriyorsunuz? Özellikle kronik hastalığı olanlar, şeker hastaları, özellikle koa, astım, o tarz hastalığı olanların özellikle yaptım kalp yetmezliği olanların özellikle yaptırması lazım. Bunların çünkü bağışıklıkları zayıf olduğu için yani bu grip aşısına, grip aşısı, grip aşısı bunlara özellikle koruyucu oluyor. Zaten devletimiz de, belli bir yaş grubunun üstündekilere Sağlık Bakanlığı belli bir yaş grubunun üstündekilere ve bu kronik hastalığı olanlara ücretsiz temin edilebiliyor grip aşısı. Kimler yaptırmamalı? Sadece alerjisi olanlar. Hmm, eğer alerji varsa partisi. Yani veya bir immün yetmezlik hastalığı olanlar. Hmm. Ee, onlar özellikle zaten doktorunuza sormadan <laughs> yaptırmayın. Ee, bir doktorun reşit etmesi daha iyi. Özellikle aile hekimlerinin aile hekimlerinin bu konuda reşit edebiliyorlar. Reşit edip yani gerekirse devlet ödüyorsa yine şey yapabiliyorsunuz. E, Eczaneden alıp yaptırabiliyorsunuz, devlet edemiyorsunuz da kendi paranızla alıp yaptırabiliyorsunuz. Evet, e, efendim ya, şey de oldukça önemliydi, grip aşısı da bizler için oldukça önemliydi. Önemli tabii ki, aşıların e, hepsi önemli. Bu konuda da dikkatli olmakta fayda var. Evet hocam, pekala şimdi e, özellikle alternatif tıp dediğimiz bir durum söz konusu. Yani şu dönemde insanların yine geçiş dönemlerinde vesaire işte hacamat yaptırmaları, ne bileyim farklı şekilde serumlarla e, ne diyeyim, vitamin almaları, diyetler vesaire. Bu konularda neler söylersiniz? E, şimdi şöyle e, bir geleneksel tıp uygulamalarımız dediğimiz e, Sağlık Bakanlığımızın e, tavsiye ettiği uygulamalar var. E, Hı -hı. bunlardan en önemlisi hacamat ve kupa terapisi. Hı -hı. E, yani vücudumuzda e, kan dolaşımının kan dolaşımının en çok duraksadığı yerlerden biri sırt kısmımız özellikle. Hı, -hı. Bu sırt kısmımızdaki duran kanın atılması ve e, yine kupa terapisine bağlı, hacamatla beraber yaptığımız kupa terapisine bağlı oradaki masaj etkisi, fiziksel etkinden kaynaklı hacamat yaptırmalarını öneriyoruz. Yine hastalarda psikolojik bir rahatlama da oluyor. E, Yine e, kupa terapisi, hacamat yaptırmaktan korkanlarda da yine kupa terapisi yani e, tamamen çiziksiz bir şekilde hı hı. kupa terapisi yapılabilir. E, bunun yine sırtındaki miyalji e, veya fibromiyalji tarzı rahatsızlıkları olanlarda yine rahatlama sağladığını görüyoruz. Hı hı. Ama uygun kişilere, e, bu konuda yetkinliği olan kişilere yapılmasını tavsiye ediyoruz. Sonuçta enfeksiyon riski, kanama riski, hastaya zarar verme riski olan uygulamalar. Ee, bu konuda yetkinliği olan merkezlere veya kişilere yapılması lazım. Evet kesinlikle önemli. Bir de hocam mesela kan vermek de hacamat gibi bir nasıl? Hacamatla mesela Yok, şimdi kan vermek kan, kan mı? Falan... dediğiniz olay soruyorsunuz. Şimdi hmm. filabotomi dediğimiz olay, mesela hemoglobin değerimiz var. Hmm. Vücuttaki hemoglobin miktarını gösteren kanla normal bir CBC tam kan sayımıyla baktığımız bir değer. Eğer bu yüksekse özellikle 18-19 civarında... Veya daha yüksekse bu civarlarda hastada bir huzursuzluk yapabiliyor. Akşamları bir kaşıntı yapabiliyor. Yine vücudumuzda bir ağırlık yapabiliyor. Ateşlenme yapabiliyor. Hı hı. Ee, baş ağrısı yapabiliyor. Bu hemoglobinin yüksekliğine bağlı. Şimdi hastalarımıza bu tarz hastalarımıza zaten dahiliye hekimlerimiz olsun biz olsun şunu yapıyoruz. Hastalarımızdan bir ünite kan alıp e, atabiliyoruz. Çünkü Kızılay özellikle bu kadar yüksek kişilerde araştırılması için 18 üstü kişilerden kan almıyor. Hı. Kan merkezleri kan almıyor. Evet. Böyle de bir fark var. Yani bu şekilde yaptığımız zaman yani hemoglobin miktarını 17, 16 o civarı çektiğimiz zaman hasta bir rahatlama oluyor. Tabi e, herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız, herhangi bir hastalığınız yoksa, normal kan değeriniz o şöyle söyleyeyim 11'in veya 12'nin üstü ise yani bu dediğim yüksek değerlerde değilse yani hastane polis temina dediğimiz şey yoksa durum yoksa tabii Kızılaya yine fakültenin kan merkezlerine kan vermenizi tavsiye ediyoruz. Yani öneriyoruz da verenlerden de Allah razı olsun. Evet. Şimdi hocam, e, hacamat e, konusunda tabii vatandaşların tereddüdü ya işte gerçekten bana çok iyi geldi diyenler de oluyor, bazıları ben hani o kadar fayda görmedim diyenler de oluyor. Ya yani genel manada hacamatın yani ins vücuda, insana, sağlığa nasıl etkisi var? Yani yaptırılması noktasına neler söylersiniz? Valla şöyle bir şey bu tercih mevzu. Hı hı. Yani iyi geldi demek iyi geldi demek biraz psikolojik yani bir tedaviye inanırsanız o tedaviden fayda görürsünüz. Hmm. Önce inanmak mı lazım? Önce acaba? inanmak lazım. Peki Kupa tedavisiyle çok farkı var mı hacamat? Kupa tedavisi şöyle, Kupa tedavisi biraz daha şey, e, ne diyeyim? Hacamat biraz daha geleneksel, Kupa tedavisi biraz daha bilimselliği kanıtlanmış bir şey. Nasıl? Kupa tedavisinde e, gergin kasın veya ödemlenmiş kasın e, rahatlanması ama amaçlanıyor. Yani Kupa tedavisi, Kupa tedavisi daha yapılabilir, hacamat tedavisi biraz daha tercih. Evet. Bir de hocam bu ozon tedavisi var sanıyorum. Aynen evet. ozon tedavisi var son dönemde popüler oldu. Ee, şöyle antoksidan tedaviler diye bunları söylemek lazım. Antoksidan tedavilerden yine glutatyon var duymuşsunuzdur belki hı hı hı. Ee, ve ozon tedavisi var ozon terapisi var ozon terapisi dediğimiz. Bunlar e, antoksidan dediğimiz olay nedir? Oksitlenme nedir? Oksitlenme dediğimiz e, serbest radikallerin vücudumuzdaki serbest radikallerin aldığımız dışarıdan aldığımız zehirlerin daha doğrusu vücudumuzda hücrelere zarar verme durumu var. Evet. Yani mesela e, nasıl diyeyim yakıyor hücreyi. Hücrenin bir bölümünü yakıyor. O yaktığı bölüm neye dönüşebiliyor? Kansere dönüşebiliyor. Doku hasarı olabiliyor. Evet. Yine kalp krizini tetikleyen kalpteki kalp damarlarındaki plaklar oluşabiliyor. Yine karaciğerimizdeki bu zehirlerin en büyük atılma yeri karaciğerimiz. Karaciğerimizde zarar verebiliyor. Bu antioksidan dediğimiz de bu oksitlenmiş moleküllerin toplanmasını sağlıyor ozon bunlar için bir tane alternatif. Yine kan yoluyla verilebiliyor. Ozon e, cihaza özel cihazları var. Onlarla verilebiliyor. Yine glutatyon da bir serum içinde verilen bir molekül. Daha doğrusu 3 e, molekülden oluşan bir molekül. Ha bunların etkinliği kanıtlanmış mı? Kanıtlanmış. Ha bunları öneriyor muyuz hastalarımıza? Öneriyoruz. Ne gibi faydaları oluyor? Bunlar hastaların e, ileride kanser oluşumlarını engelliyor. E, yine hastanın cildinin gençleşmesini sağlıyor. Evet. Bu sonuçta bu toksinlerin atılmasını hızlandırıyor. Bunların cildimize zarar vermesini önlüyor. E, kalp rahatsızlıklarını önlüyor. Yine karaciğer bozukluğu olanlarda gerileme sağlıyor. İnsülin direncini kırıyor ilginç şekilde. E, bizim birkaç tane hastamız vardı mesela. Bunların karaciğer enzimleri yüksekti. Bunları glutatyon tedavisiyle yaklaşık 4-5 saat glutatyon tedavisiyle bu karaciğer enzimlerini normale çektik. Yani ben de çok şaşırmıştım bu kadar inanmıyordum aslında başlangıçta. Sonra araştırınca ve e, etkisini görünce e, hastanın e, faydasını görünce inanmaya başladık. Yani evet, yapmıyorum. oldukça önemli. Başka hocam anlatacağınız, aktaracağınız, son olarak vereceğiniz uyarılar neler söylersiniz? Yani ekstra dediğim gibi antibiyotik konusuna değindik zaten. Benim Hı -hı. için en önemli konu oydu zaten. Hı -hı. Yani insanların e, beslenmenizi, dinlenmenize, stresten uzak durmaya dikkat edin. E, Yalçın Bey'in dediği gibi yani stresten uzak durmak zor olsa da ama yine de e, hayatta her şeyin bir tecrübe olduğunu, her şeyin gelip geçtiğini unutmayalım. Hiçbir şey kafaya takmayın. Kafaya takmazsanız hasta olmazsınız. En büyük hastalık sebebi e, stres ve yorgunluk. Evet, stresten uzak kalacağız. Aynen. Deneyeceğiz hocam. Kolay değil şu süreçte. <laughs> Hayırlısı efendim teşekkür ediyoruz. Rica Gerçekten çok önemli bir programı daha geride bıraktık. Çok bilgilendirici bir programdı gerçekten ağzınıza ayağınıza sağlık. Özellikle bu dönemde ne yapılmalı ne yapılmamalı onlar aktarmaya gayret gösterdik. Ve antibiyotik konusu bence programın teması olsun. Çünkü Aynen. çok önemliydi. Buradaki en önemli şey ne yapılmamalı. Hı hı. Yani bu hastalıklar sonuçta viral enfeksiyonlar falan kendiliğinden de geçer. Evet. Yani ilaç kullanmasan veya bir evet. şey yapmasan kendiliğinden de geçer çok küçük bir kesimde sadece kendiliğinden geçmiyor. Kendiliğinden geç, geçer. Yani benim burada anlatmak istediğim ne yapılmaması gerektiğiydi. Kesinlikle. Ee, o yüzden hocam söyledikleriniz çok önemliydi. Yine güzel bir programı geride bıraktık. Yine sizleri bekliyoruz ki vatandaşa evet. sağlıklı doğru en iyi bilgileri aktaralım diye. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Değerli izleyenler sağlıkça programının sonuna geldik. Bu haftaki sağlıkça programında mevsim geçişlerini konuştuk. Özellikle tam mevsim geçişlerinde. Ve ne yapılmalı ne yapılmamalı bunların detaylarını e, acil doktoru e, Yavuz Ocak'tan dinledik. Yavuz Hocam yine bizlere çok önemli kıymetli bilgiler verdi. Stresten uzak kalın dedi. Deneyeceğiz inşallah şu dönemde zor olsa da bunu deneyeceğiz. Ve gerçekten stresten uzak kalmamız gerekiyor. Hemen kısa bir anekdot de ben anlatayım. 7 yıldır sağlıkça programı yapıyorum. Her hafta farklı bir doktor, farklı bir konuyu konuştuk. Ve her programda stresten, sıkıntıdan uzak kalınması gerektiğini ben bizzat dinledim, şahit oldum. Ve beslenmenin önemli olduğunu dinledim ikinci yıl olarak da. Ama en önemli stresten, kaygıdan, sorunlardan uzak kalmaya çalışmaktı. Bu konuda ne kadar iyi olunursa sağlık noktasında o kadar iyi olabiliyor insan anladığımız bu. Benim sağlıkçı programından anladığım bu. Onu da ifade edeyim. Hafta yine buradayız. Başka bir yayında görüşmek üzere.